Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf Fen Lisesi Matematik ders kitabındaki dik üçgende Pisagor ve Öklit bağıntılarına ilişkin soruları çözüyor olacağız. Şimdi bu alıştırmalarımızda 8 tane sorumuz var ve hepsi birbirinden yararlı olacak sizin için. Takip edelim. Şimdi ilk sorumuzda bakın bir dik üçgen verilmiş. Bu dik üçgenin ikizkenar üçgen olduğu belirtilmiş. İkizkenar üçgeni görünce hemen aklımıza ne geliyordu? Tepe açısından dikme inmek. Şu şekilde bir dikme inersek bu indiğimiz dikme aynı zamanda ne oluşturur? Kenar ortay değil mi? Kenar ortay olunca da dik üçgende hemen aklımıza ne gelecek? Süper üçlü. Şu 12'yi 6, 6 iki eşit parçaya bölelim. O zaman buradaki yüksekliğimiz de yine ne olacaktır? 6 olacaktır. Peki biz neyi arıyoruz? Bakın AD kenar uzunluğunu arıyoruz. Artık sorumuz çözüldü. Çünkü burada AD kenar uzunluğu için şu üçgene dikkat edin. 6, 8, 10 üçgeni var gördük değil mi? Şu uzunluk toplam 8 birim. O halde AD uzunluğu da toplamda 10 santimetre olacaktır. Ve ikinci sorumuz. Şimdi bu ikinci soruda yine Pisagor uygulayacağız. Bu uzunluk da x'tir. AD, DC'ye eşit olarak verilmiş. Bu x değeri soruluyor. Şimdi burada AB uzunluğuna da bir harf verelim. Y diyelim. Şimdi burada bakın şu küçük dik üçgende ve büyük dik üçgende ayrı ayrı Pisagor bağıntılarını uygulayacağım. Öncelikle şunu yazalım. X kare artı y kare eşittir 37 olur. Ve büyük dik üçgende de 2x'in karesi artı y kare eşittir 8'in karesinden 64 olur. Şimdi amacım x'i bulmak. O halde üstteki denklemi eksi ile çarparak taraf tarafa topluyorum. Böylelikle buradan gelen 4x kare eksi x kare ve 3x kare kalacak. Y kareler birbirini yok etti. Eşittir 64'ten de 37'yi çıkartırsam 27 kalır. Her iki tarafı 3'e böldüm. X kare eşittir 9. Ve x değerimiz 3 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı 3 santimetre. Ve üçüncü sorumuz. Şimdi bu üçüncü soruda bakın Öklit bağıntısı, Pisagor bağıntısı uygulanabilir. Hatta üçgende benzerlikler bile uygulanabilir. Ama madem bu konunun başlığı dik üçgende Pisagor ve Öklit, biz bunlarla sorunun çözümüne gidelim. Zaten Öklit bağıntıları üçgende benzerlik yardımıyla elde edilir. Benzerlik oranları yazıldığında Öklit bağıntıları kendiliğinden ortaya çıkar. Şimdi ilk olarak şu sol taraftaki ABD üçgenine bakın. Bu üçgende Pisagor bağıntısı uygularsam hızlıca zihinden yapalım hadi. Kök 33'ün karesi 33. 2 kök 6'nın karesi 24. 33'ten 24'ü çıkardım. Geriye 9 kaldı. Kare kökünü de alırsam BD uzunluğu 3 santimetre olacaktır. Şimdi x'e geçiş yapabilmek için şu DC uzunluğunu bulup burada tekrar Pisagor uygulayabilirim. Burada Öklit bağıntısı uygulayalım hadi. Mesela Öklit bağıntılarından bir tanesi neydi? H'nin karesi eşittir P çarpı K'ydi değil mi? O halde ben şu uzunluğu bulabilmek için hadi bu sefer harflendirelim buraya Y diyelim. 2 kök 6'nın karesini alıyorum. Eşittir ne olacak? 3 çarpı Y. 2 kök 6'nın karesi 4 çarpı 6'dan 24. Eşittir 3 çarpı y. Buradan da y değerini ne elde ettik? 8. Şurası 8'miş. Son olarak burada Pisagor uygulayalım hadi. X kare eşittir. 2 kök 6'nın karesi. Artı 8'in karesi. Bu durumda x kare eşittir. 24 artı 64. Ve x kareyi 88 olarak elde etmiş oluyoruz. Böylelikle kare kökünü alırsam da bunu 4 çarpı 22 diye yazabilirim. 4'ün kare kökü 2 olacaktır. 2 kare kök 22 olarak sonucu elde etmiş oluruz. Cevabımız bu. Ve dördüncü sorumuz. Şimdi dördüncü sorumuzda verilen ABC üçgeninin bir ikizkenar üçgen olduğu belirtilmiş. Yani AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitmiş. O halde AB uzunluğu x kadarsa AC uzunluğunun da x olabilmesi için şu bir birimlik kısmı düşersek AH'ye x eksi bir birim kalır. Dolayısıyla ben burada ilk önce HBC üçgeninde bir Pisagor bağıntısı uygulayayım. Kök 17'nin karesi 17. 17'den 1'i çıkartırsam 16 kalır. 16'nın kare kökünden de BH uzunluğu 4 cm olarak elde edilmiş olur. Şimdi bu üçgende Pisagor bağıntısını uygulayalım. Evet. 4'ün karesi artı
x eksi 1'in karesi eşittir x kare olacaktır. Buradan 16 artı x kare eksi 2x artı 1 eşittir x kare olur. Eşitliğin her iki tarafında x kareler birbirini götürsün. Bu durumda 2x eşittir 17'den x eşittir 17 bölü 2 santimetre olarak sonuca ulaşmış oluruz. Beşinci sorumuz. Şimdi burada iç içe iki tane dik üçgen çizilmiş. Bakın burası 6, 8, 10 üçgeni. Şu üçgen, şu uzunluk demek ki 10 santimetre. Burası da 10 santimetre. Hatta ben şu dikten BC'ye yeniden bir dikme ineyim. A noktasından buraya bir dikme ineyim. Bu dikmeye inince buraya H noktası diyebilirim mesela. Evet, şu uzunluk da 6 olur değil mi? Çünkü AHC üçgeni için E'de orta taban oldu. Bu durumda şu AH uzunluğunun da 16 olduğunu söylemek mümkün. Peki şimdi burada biz ne arıyoruz? X uzunluğunu arıyoruz. X uzunluğunu bulabilmek için önce ben şu BH uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Peki BH uzunluğunu nasıl bulacağız? BH uzunluğunu bulabilmek için bu sefer Öklid'den faydalanalım. Öklid bağıntısını ben burada nasıl uygulayacağım? Bakın şu şekilde. Bu AC'nin karesi HC çarpı BC diyeceğim. Buradan BC uzunluğunun tamamını bulmuş olacağım. Şimdi yazalım. Evet, 20'nin karesi eşittir 12 çarpı BC. 20'nin karesi 400 eşittir 12 çarpı BC. Buradan sadeleştirelim. 4'e bölersem burası 3. 4'e bölersem burası da 100 olur. Dolayısıyla BC uzunluğu ne elde ettik? 100 bölü 3. 100 bölü 3. Şimdi BC uzunluğunun tamamını buluyoruz. Buradan X'e geçiş yapabilmek için şu BH'yi bulmama gerek kalmadı. Şöyle bir şey yapabilirim. Büyük üçgende Pisagor uygulayabilirim ama onu da istemiyorum. Çünkü böyle 100 bölü 3'ün karesini falan almak, büyük sayıların kareleriyle uğraşmak zahmetli olacak. Şundan faydalanabiliriz. Bu dik üçgende, büyük dik üçgende bakın ABC dik üçgeninde alan hesabı nasıl yapılabilir? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi değil mi? Mesela burada BC'yi taban kabul edersem taban çarpı yükseklik 16 bölü 2 diyeceğim. Ya da bunun yerine aynı alanı dik üçgen olduğuna göre dik kenarların çarpımının yarısı şeklinde de ifade edebilirim. O halde o bölü 2'leri yazmaz isek her ikisinde de bölü 2 var nasıl olsa şöyle ifade edebilirim. X çarpı 20 bakın dik kenarları çarpıyorum. Eşittir diyorum. Burada hipotenüs uzunluğu 100 bölü 3 çarpı burada yükseklik 16. Aslında eşitliğin her iki tarafında da 2 bölü 2 yazarak alanları eşitlediğimi göstermem gerekir ama o bölü 2'leri sadeleştirdiğimi düşünebilirsiniz. Şimdi hızlıca şu 20 ile şu 100'ü sadeleştirecek olursam burada ne kalır? 5. Dolayısıyla aradığım x uzunluğu 5 çarpı 16'dan 80 bölü 3 santimetre olacaktır. Cevabımız 80 bölü 3. Ve 6. sorumuz. Şimdi bu 6. soruda bakın B, A, D noktalarına burada sanki bir ikiz kenarlık var. B ile D'yi sanki birleştirmem gerekiyor gibi. Belki ilk aklınıza bu gelebilir. Ama bunu kullanmamıza gerek yok. Burada daha kolay bir şey var. Daha önce üçgenlerde benzerlik konusunda ele almıştık. Muhtemelen o soruyu hatırlayacaksınız. Kare içinde iki tane dik üçgen vardı. Eş üçgen. Hipotenüs uzunlukları birbirine eşit olan. İşte o yapıya benzetmeye çalışacağım bu soruyu da. Dolayısıyla şu AC uzunluğunu şu şekilde uzatarak burada bir dik üçgen oluşturuyorum şu şekilde. Evet, bu elde ettiğim dik üçgende açıları ifade edecek olursak mesela burada şu açı alfa, şu açı beta olsun. Dolayısıyla alfa ile beta'nın toplamı 90'dır bakın ABC üçgeni için. O halde buradaki bu açı da alfa olur ve şu açının tamamı da yine ne olur? Beta olur. Mesela şu noktaya E noktası diyecek olursam AED üçgeni ile BCA üçgeni ne oldu? Eş üçgen oldu.
Peki eş üçgenlerin özelliği neydi? Aynı açının karşısında aynı uzunluk bulunuyordu, eşit uzunluk bulunuyordu. Mesela alfanın karşısında burada ne var? 3. O zaman diğer üçgende de alfanın karşısında burada 3 santimetre bulunmak zorunda. Burası 3 olur. Peki betanın karşısında ne var diğer üçgende? 6. Burada da betanın karşısında 6 olması lazım. 3 birimi buradaysa buraya da yine 3 birim kalacaktır. Artık soruyu çözmüş olduk. Bakın C, E, D üçgeni dik kenar uzunlukları 3, 3'er santimetre. İkiz kenar bir dik üçgen. Bizim aradığımız DC uzunluğu, hipotenüs. O halde sorumuzun cevabı nedir? 3 karekök 2. Bu x değeri 3 karekök 2 olacaktır. Yedinci sorumuz. Yedinci sorumuza ilişkin şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bakın, biz buradaki BDE üçgeninde şu parça kenar uzunluklarına harf versek, daha sonra EDC üçgeninde şu kenarları yine adlandırsak, sonra büyük üçgende düşünün. ADB için BD'yi zaten adlandırmıştım. AD'yi adlandırırsam, benzer şekilde ADC üçgeninde de DC'yi adlandırmıştım. AD'yi de bir harfle adlandırırsam. Burada dört tane üçgende ayrı ayrı Pisagor bağıntısı uygularsak sonuca gidebiliriz. Ama bununla uğraşmayalım. Bu bir soru kalıbı. Bu kalıpta pratik olarak şöyle bir özellik uygulayabiliyoruz. Bakın, ben şekli şuraya size çizivereyim hemen. Aslında burada bir dörtgen modeli var. Köşegenleri dik kesişen dörtgen. Şu şekilde. Şurada şöyle çizmiş olayım. Evet. Çok orantılı olmadı ama önemli değil. Şimdi bakın şöyle bir dörtgende eğer köşegenler dik kesişiyorsa bu kenar uzunluklar eğer A, B, C, D birimse o halde biz burada şunu yazabiliyoruz. A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare. Peki bu çizdiğim şekil ile bu şeklin ne alakası var derseniz bakın şu alt taraftaki üçgeni şu alt taraftaki üçgeni biz tutar şu üstteki üçgenin içine katlarsak aynı yapı oluşmuş olur değil mi? Ya da burada katlanmış durumunda olan bu kenar uzunluklarını bu şekilde alta doğru böyle ne yapabiliriz? Bu şekilde açabiliriz değil mi? Simetriğini alırsak dolayısıyla şu uzunluk 2 kadar, şu uzunluk da 5 kadar olacaktır. Aynı yapıya benzedi mi? Benzedi. Şimdi o zaman kuralı uygulayalım. Ne burada kural? Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşit. O halde yazıyorum şimdi. 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı x kare. Böylelikle buradan ne elde ettik bakın. 9, 25 daha 34. 34'ten de 4'ü çıkartırsak ne kaldı? 30. X kare 30 ise x eşittir. Karekök 30 olur. Son olarak 8. sorumuz. Bu 8. sorumuzda bakın burada ABC dik üçgeni, CDE dik üçgeni var. Daha sonra buradaki X ile Y uzunluklarının toplamının en küçük olması isteniyor. Bunu bulabilmek için şu AD uzunluğunu önce bir tespit etmem gerekiyor. Bakın şöyle bir yöntem izleyeceğim. Tam E noktasından AD'ye bir paralel çiziyorum. Dolayısıyla karşısındaki kenara dikinmiş oldum. Bakın burası dik oldu. Öyleyse bu ED uzunluğu 6 iken karşısındaki bu kenar da yine 6 olacaktır. Ve dolayısıyla şu kısma da 8 santimetre kalacaktır. Şimdi şu üçgene dikkat edin. Bu üçgende dik kenarlardan birisi 8, hipotenüs 17. 8, 15, 17 üçgenini elde ettik mi? Evet. Dolayısıyla burada elde ettiğim şu dik kenar uzunluğu ne kadardır? 15 santimetredir. Şimdi dolayısıyla AD uzunluğunun da artık şu AD uzunluğunun da 15 santimetre olduğunu söyleyebilirim. 8, 15, 17 üçgeninden. Bu şekli tekrar şu yan tarafa alıyorum. Burada çünkü biraz yorum yapmamız gerekecek. Şu şekilde. Evet, şimdi buradaki noktalar neydi? Burası B noktasıydı. Burası E noktasıydı. Şurası A ve şurası da D noktasıydı.
Şimdi bu AB uzunluğu toplam ne kadar burası? 14. DE uzunluğu burası 6. AD uzunluğunu da 15 buldum. Onu şimdi buraya yazmayayım. Bakın buralar dik. Şimdi biz bu B noktasından E noktasına AD üzerindeki bir C noktasına uğrayarak en kısa yoldan E noktasına ulaşmak istiyoruz. Bu soru geçmiş yıllarda üniversite sınavında çıkmış bir üniversite sınav sorusu kalıbı aslında. Böyle bir hikayesiyle verilmişti o yıl. Şimdi bakın bu en kısa yoldan B'den E'ye ulaşabilmek için ya E noktasının AD'ye göre simetrisini alacaksınız ya da B noktasının AD'ye göre simetrisini yani yansımasını alacağız. Şimdi ben E noktasının AD'ye göre simetriğini alıyorum. Şu şekilde. Evet. Bu elde ettiğim nokta E üssü noktası olsun. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit olacak değil mi? Burası da 6 santimetre. Şimdi ben B'den E'ye ulaşmak yerine B'den E üssüne ulaşabilirim. Aynı anlama gelmiş olacak. Dolayısıyla bakın ben burada şimdi burayı bir dik üçgene tamamlayacağım. Şu şekilde. Şurayı da şöyle uzatayım. Dik üçgene tamamladığımı görün. Böylelikle şurası 90 derece oldu. Şu uzunluk 6 ise tam karşısı burası da 6 değil mi? AD uzunluğunu ne bulmuştuk? 15. O zaman burada elde ettiğim şunu uzunluk da yine nedir? 15'tir. Bakın burada bir dikdörtgen oluştuğu için bunları çok rahat söyleyebiliyoruz hızlıca. Peki biz ne yapmaya çalışıyoruz? B'den E üssüne ulaşmak istiyoruz. İşte en kısa uzaklık burada şuradaki dik üçgenin hipotenüs uzunluğudur. Bakın burada şu uzunluk 6 artı 14'ten 20 santimetre. Bu dikkenarda 15 santimetre. O halde şu BE üssü uzunluğu da bakın 3, 4, 5 üçgeni modeli oluştu. Dolayısıyla burada 20 4'ün 5 katı. Burası 3'ün 5 katı. Burası da 5'in 5 katından 25 santimetre olacaktır. Sorumuzun cevabı 25 santimetre. Ancak burada şunu da hatırlatayım. Bakın şu nokta artık bizim C noktamız. Diyeceksiniz ki mesela C'den biz aslında E'ye gitmemiz gerekiyordu. Neden C üstüne gittik de cevabı bulduk? Aslında biz C'den E'ye gitsek de aynı sonucu buluyorduk. Neden? Bakın burada bir ikizkenar üçgen modeli var. Hani tepe açısından dikme inmişiz. Bu dikme aynı zamanda kenar ortay olmuş. Yani bu CE uzunluğu CE üssü uzunluğuna nedir? Eşittir. Böylelikle bizim aradığımız burası BC uzunluğu X'ti. CE uzunluğu da Y idi. X ile Y'nin toplamı en küçük değerini elde etmiş olduk. 25 santimetredir diyoruz. Evet arkadaşlar, böylelikle bu dersimiz de burada sona erdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.